Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere PoloSmart Gaming RGB ışıklı mousepad inceliyorum arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Çok uygun fiyata alabileceğiniz çok güzel bir RGB mousepad, ışıklı bir mousepad. Burada ürünün birkaç özelliği var. Hemen sizlere şöyle göstereyim. 11 farklı RGB ışık, ultra esnek tasarım ve micro USB girişle birlikte buna güç sağlıyorsunuz. Yaklaşık burada yazıyor. 4 mm kalınlığı var. Hatta şöyle ürünün özelliklerini yakından böyle göstereyim. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çok uygun bir fiyatı var diğer mousepad'lere oranla. Bu yüzden şöyle hemen açıyorum. Olduğu gibi direkt kullanmadan aldığım gibi hemen incelemesini yapıyorum. İçinden bu şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük. 70 çarpı 30 santimetre. Şurada bir USB kablosu çıkıyor. Burada bir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve garanti belgesi falan var. Şu da bizim şeyimiz, mousepad'imiz 70 çarpı 30. Bayağı bir büyükmüş. Ekrana sığmıyor. Şöyle göstereyim. Hemen bunu ayarlıyorum. Bilgisayara takacağım. Işıklı bir şekilde göstereceğim. Aynı zamanda yakın çekimlerini de yapacağım. Şu an geniş çekimde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 70x30 santimetre kare. Bütün mousepad'in uzunluğu, kutu burada bu şekilde kalıyor. Şu an geniş açıda bütün mouse'u görebiliyorsunuz. Şimdi hemen mouse'u açıyorum ve klavye bilgisayara bağlayıp RGB'sini test edeceğiz. Gayet kaliteli bu arada. Gerçekten hissiyatı falan gayet kaliteli. Ayrıca kaydırması neredeyse sıfır. Yani hareket ettiremiyorum şu an. Gayet kaliteli. Hemen bilgisayara takıyorum. Evet, şu an bilgisayara bağladım ve şu an bir ışık yanıyor. Hemen sizlere önce şunu göstereyim. Bu ışığın nasıl yandığını göstereyim. Şu an sarı bir ışık var. Şuradan ışığını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle RGB modu varmış. Buradan ışıklarını kendi kendine atıyor. Onun dışında bu şekilde yine RGB modlarının farklı versiyonları var ve bu şekilde tek renkleri var. Yeşil, mavi, mor, kırmızı, turkuaz. Biraz yeşile benziyor bu. Bu sanırım biraz buz mavisi, mor, sarı ve diğer RGB modları. 11 farklı renk sunuyor bize ve şu şekil ışıkları da bu şekil katlayabiliyorum ve katladığımda falan da halen çalışıyor. Şimdi şöyle yakın çekim bakalım. Evet, klavyenin ışıkları şu an bu şekilde. Klavyenin ışıkları şu an bu şekilde. Şöylece sadece klavyenin ışığını görüyorsunuz arkadaşlar. Klavye diyorum ya. Mousepad'in ışıkları karanlıkta bu şekilde gözüküyor. Bence gayet hoş. Açıkçası çok fazla ışık olmadığı için sadece kendi ışığıyla her yer kapkaranlık gözüküyor ama şu an görüyorsunuz elimi klavyenin üstüne koydum. Kendi ışıkları gayet yeterli. Etrafı aydınlatıyor. Yani çok fazla değil ama etrafı aydınlatacak kadar yüksek. Ve şu modda duvarlara falan vurduğunda çok net bir şekilde aydınlatıyor etrafı. Hatta şöyle ışıkları açarsam farkı anlayacaksınız. Bu şekilde. Bence gerçekten fiyat performans ürünü, ışıkların kalitesi verdiğiniz paraya oranla gayet hoş. Daha fazla moda olabilirdi belki. Ya da biz programla birlikte bilgisayardan ayarlasak daha iyi olabilirdi. Ama bu paraya bence gerçekten çok ideal bir, benim için çok ideal bir mousepad oluyor. Şöyle bir de geniş çekim de gösterebilirim. Şu şekil geniş çekim sizlere karanlıkta tek tek modlarını göstereyim. Gerçekten göz alıcı bir görüntü bu arada.
Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an resmen odanın bütün ambiyansını kaplayabiliyor. Benim odamın bütün ambiyansını kaplayabiliyor. Bu diğerine göre bir tık daha yavaş yanıyor fark ettiyseniz. Bunlar da tek renkler. Bence parasına oranla gerçekten çok iyi bir klavye. Şey, sürekli klavye dedim ya. Çok iyi bir mousepad. Gayet büyük. Klavyeniz buna çok rahatlıkla sar. Hatta kendi klavyemi göstereyim sizlere. Şu an üzerinde kendi klavyemi görüyorsunuz. Bu benim klavyem. Normal klavyelere göre bir tık daha küçük bir klavye. Bu klavyenin incelemesini de kanalda yapmıştım. Eğer isterseniz ona da şuradan büyük ihtimalle unutmazsam koyarım. Erişebilirsiniz. Ve ne kadar küçük durduğuna bakın. Bu da ışıklı bir klavye. Hatta bunu da size şöyle gösterebilirim. Evet, bu da yine böyle ışıklı bir klavye. Hatta ikisini birleştirelim ve şu şekilde görebilirsiniz. Gayet uyumlu ve klavyeme oranla, hani klavyem burada durmasına rağmen halen şu kadar bir boşluk var. Şu kadar bir boşluk var. Burada çok uzun bir boşluk var. Buraya çok rahatlıkla bir mouse gelebilir. Ve bu şekilde karanlıkta da kullanımı gayet hoş bence. Gayet efektif, güzel bir mousepad. Evet, incelememiz burada sona eriyor arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse, videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olarak bana çok destek verirsiniz. Bana ve gelişmeme yardımcı olmak için kanala abone olabilir. Videoya bir beğeni atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.